Ülkücüler insanlık alemi içinde ne uşak olmayı ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır. Sizlere kolay bir başarı vaat etmiyorum. Kısa zamanda bir iktidar umanlar bizimle yola çıkmasınlar. Yolumuz uzun ve çetindir. Bu yolda karşınıza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir yığın engel çıkacaktır. Bu çetin yolda dayanabilecekler bizimle gelsinler. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar kafilemize katılsınlar. Dava adamları, o davanın şartlarını ve gereklerini kendi kişiliklerinde yaşayamazlarsa, o davayı bir adım ileri götüremezler. Türk İslam davasının 22 yaşındaki ilk şehidi Ruhi Kılıçkıran'ın yetim olduğunu, 4 Ocak 1968'de Ankara Site Yurdu Kantini'nde iftarını açtıktan hemen sonra şehit edildiğini biliyor muydunuz? 17 Mart 1978 tarihinde Ömer Bayraklar, Salih Ulu, Bahri Bilgin, Cevat Koca, Sinan Koca isimli 5 ülkücü işçinin aynı anda dev yol militanları tarafından katledildiğini, Ümraniye'de oturan bu ülkücülerin hepsinin de Giresunlu olduklarını, Sinan ile Cevat'ın kardeş olduğunu, Sinan Koca'nın henüz 10 günlük bebeği olduğunu biliyor muydunuz? 18 Eylül 1979 tarihinde Adana'da 6 ülkücü öğretmenin arkalarından ateş açmak suretiyle şehit edildiğini, Ahmet Güleç, Davut Korkmaz, Müslüm Teke, Yılmaz Kızılay, Mustafa Karaca ve Özcan Doruk isimli öğretmenlerin katillerinin hala yakalanmadığını biliyor muydunuz? 8 Haziran 1970 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde şehit edilen Yusuf İmamoğlu'nun yapılan otopsi sonucu 36 saattir yemek yemediğini, şehit edilmeden önce okulun arka bahçesinde bulunan ağaçların altında son namazını kılan İmamoğlu'nun cebinden 35 kuruş çıktığını biliyor muydunuz? 23 Kasım 1970 yılında ülkücü şehit Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun komünist militanlar tarafından ağır işkenceler sonucu şehit düştüğünü, Önkuzu'nun kırılmadık kemiği, patlamadık yerinin kalmadığını ve ağzından ciğerlerine bisiklet pompasıyla hava verilerek ciğerlerinin de patlatıldıktan sonra okulun 3. katının penceresinden aşağı atıldığını biliyor muydunuz? 12 Eylül İdaresi tarafından haklarında verilen idam hükmünün uygulanması sırasında yanlarında bulunan görevli imamın Selçuk Turacık ve Halil Esendağ için "Hiç evliya gördünüz mü?" diyenlere "Evet, Halil ile Selçuk'u gördüm" diyeceğim dediğini biliyor musunuz? 12 Eylül İdaresi tarafından idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu'nun son mektubunda "Şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez. Milliyetçilik yaşar. Kellemi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer Allah'a inananlarındır" dediğini biliyor muydunuz? 12 Eylül İdaresi tarafından idam edilen Cevdet Karakaş'ın avukat barolarından hiçbir avukatın savunmak istemediğini ve Karakaş'ın savunmasını kendisi yapmak zorunda kaldığını biliyor muydunuz? 17 Nisan 1980 tarihinde Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu Hamit Fendoğlu, kızı ve iki torununun şehit edildiğini, torunu olan Selim Bozkurt Fendoğlu'nun daha 2,5 yaşında olduğunu, küçük Selim Bozkurt'un babasının vatani görevini yapmakta olduğunu biliyor musunuz? 12 Eylül İdaresi tarafından asılarak şehit edilen Cengiz Bakdemir'in korkusuzca idam sehpasına yürüyüşüne şahit olan cezaevi personelinin "Bizce şehittir. O şehitlik mertebesine ermiş birinin kârı değildir. Sevinerek ve koşarak ilmiği boynuna geçirmiştir" dediğini biliyor musunuz? 5 Eylül 1979 yılında şehit olan Adem Pekmezci isimli ülküdaşımızın
henüz 15 yaşında olduğunu biliyor muydunuz? Ülkücü şehit Ahmet Evcimen'in Bakırköy'deki Sürmeli Oteli'nin önünde 20'den fazla kurşunla şehit edildiğini biliyor musunuz? Tokat'ın Zile ilçesinden Mustafa Taş'tan Gil'in kitap ve defterlerinin her sayfasında büyük ülküdevi Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun isminin yazılı olduğunu ve mezarı Önkuzu'nun yanında bulunduğunu ve ailesinden son isteğinin bu olduğunu biliyor muydunuz? Ülkücü şehitlerden Ahmet Sarpkaya'nın Kurban Bayramı'nın son günü mahallelerine baskına gelen komünist militanları önce fark edip durumdan arkadaşlarını haberdar etmek için evlerini dolaşırken açılan ateş neticesi öldüğünü ve 18 yaşındaki Sarpkaya'nın sağır ve dilsiz olduğunu biliyor musunuz? Uşak'ta dokuma işçisi olarak çalışan Alaaddin Gündüz'ün doğum yapmak üzere eşinin yanına giderken 27 kurşunla şehit edildiğini, Gündüz'ün vefat ettiği gün bir oğlunun dünyaya geldiğini ve doğan bebeğin adının Alaaddin olduğunu biliyor muydunuz? Eşitlik olsun diye 12 Eylül İdaresi'nin Selçuk Duracık, Halil Esendağ, Cengiz Bakdemur, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu, Fikri Arıkan, Cevdet Karakaş, Ali Bülent Orkan, Ahmet Kerse olmak üzere 9 ülkücüyü asarak şehit ettiğini biliyor musunuz? Alican Karaosmanoğlu'nun 18 Haziran 1979 yılında Mimar Kemal Lisesi öğrencisiyken şehitlik mertebesine ulaştığını ve yaşının henüz 17 olduğunu biliyor muydunuz? 6 Ağustos 1979'da şehitlik mertebesine ulaşan Ali Çetin'in vatani görevini asteğmen olarak yaptığı sırada Kayseri'de bulunan ailesini ziyarete gittiğinde şehit düştüğünü, evli ve iki çocuk babası olan Çetin'in komünist militanlar tarafından önce dişlerinin söküldüğünü, sonra üzerine asit dökülerek bıçaklandığını ve sonra yakıldığını biliyor muydunuz? 3 Haziran 1980 tarihinde şehit edilen Ali Koç'un henüz 18 yaşında olduğunu ve o yaşlarda Kayseri Ülkücü Gençler Derneği'nin Plevne Mahallesi Şubesi Başkanlığı'nı yaptığını biliyor muydunuz? Ali Osman Devecioğlu isimli ülkücü şehidimizin yaşlı annesinin emekli maaşını almaya götürürken Çeliktepe'de komünist militanların silahlı saldırısına uğrayıp kafasına isabet eden tek kurşunla olay yerinde annesinin kolları arasında şehit düştüğünü biliyor musunuz? Ülkücü şehitlerden İsmail Tomaç'ın 5 Haziran 1980'de Bursa'nın Çınar Mahallesi'ndeki kırtasiyeci dükkanında Kur'an-ı Kerim okurken komünist militanlar tarafından şehit edildiğini, İsmail Tomaç'ın yeni evli ve 13 günlük bir çocuğunun olduğunu biliyor muydunuz? Mehmet Bahattin Nar için 4 Ağustos 1980'de Mecidiyeköy Gülbağ Mahallesi'ndeki bakkal dükkanlarına silahlı bir baskın düzenleyen komünist militanlarca kardeşiyle birlikte şehit edildiğini biliyor muydunuz? Ülkücü şehit Mehmet Akarsu'nun Balıkesir Gönen'de 3 Temmuz 1979'da şehit edildiğinde henüz 16 yaşında olduğunu biliyor musunuz? 19 yaşındaki Orhan Kadir Öğütçü'nün babasına ait iş yerine baskın düzenleyen komünist militanlar tarafından kurşunlanarak şehit edildiğini ve ağabeyinin de daha önce şehit düştüğünü biliyor musunuz? Sivaslı olup İstanbul'un Fatih'e bağlı Çarşamba semtinde oturan 18 Kasım 1979'da Ülkücü Şehitler Kervanı'na katılan Yaşar Canikligil'in Elazığlılar Kıraathanesi'nde otururken genel kontrol bahanesiyle gelen polderli polislerce üstü arandıktan sonra içeri giren bir komünist militan tarafından kurşunlanarak şehit edildiğini biliyor musunuz? Ey ülkücü hareket! Ey ülkücü hareket! Bunları bil ve unutma!